Efendim şimdi bu bölümde Erzurum'a uzanacağız. Ramazan'ın gelmesiyle beraber, daha doğrusu Ramazan'ın yaklaşmasıyla beraber yemek haberleri, özellikle yöresel yemek haberleri çok dikkatle izleniyor, ilgi görüyor. Hepimiz de merak ediyoruz. Biz de o modaya uyacağız ve Erzurum'la özdeşleşen kadayıf dolmasını ekrana getireceğiz. 7'den 70'e herkes bu tatlının müdavimlerinden, bir tadan bir daha arıyor bu tatlıyı. Günlük Anadolu'da Erzurumluların kadayıf sevdasını ekrana getireceğiz şimdi. Göze ve damaklara hitap eden bu tatlının tarifi için muhabir arkadaşımız Akın Aydın bizi bekliyor. Erzurum'a uzanacağız. Evet, Akın, hazırlıklar tamam galiba. Hemen sözü sana bırakıyoruz. Evet, hazırlıklarımız tamam ama şunu söyleyelim ki ülkemiz yemek kültürü anlamında zengin bir mutfağa sahip. İllerde, ilçelerde, hatta köylerde dahi damak tadına uygun yerel lezzetleri bulmak mümkün. Erzurum denince de akıllara kadayıf dolması geliyor. Biz de şehrin işlek caddelerinden birinde kadayıf dolmasını Erzurumlulara sorduk ve daha sorar sormaz gördük ki gözlerinin ışıldadığını, hatta biraz da böyle bir lezzet patlaması yaşadıklarına şahit olduk. Evet, ve sorduk, soruşturduk. Peki biz bu kadayıf dolmasını kimden, nasıl daha güzel bir şekilde öğreniriz, tarifini alırız dedik ve bize Muammer Usta'yı tarif ettiler ve şimdi de biz onun atölyesinde, çalışma alanındayız ve tabii ki kadayıf dolmasının nasıl yapıldığını konuşacağız. Şimdi ben hemen ustamın yanına şöyle oturuyorum. Ustam, yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz efendim. Evet, kadayıf dolmasının tarifiyle başlayacağız ama ben şunu çok merak ediyorum. Erzurumlular bu tatlıyı neden bu kadar seviyorlar? Efendim, Erzurumlular bu kadayıfı neden bu kadar çok seviyorlar? Kadayıf dolması eskiden Osmanlı sofralarından gelen bir tatlı. Yani ta Osmanlı döneminde yapılan bir tatlı. Bir de Erzurum soğuk memleket. Yani kadayıf dolması enerji dolu bir tatlı. Ramazan'da Erzurum'da yaşayan zengin fakir fark etmiyor. Her evde kadayıf dolması yapılıyor. Yani Erzurum'da bir gelenek haline gelmişti kadayıf dolması. Ramazan'da yapılır biterdi ama biz şu anda bunu 365 gün yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafına da Erzurum'dan kadayıf dolması yolluyoruz. Tabii Ramazan geldi mi kadayıf dolması çok yoğun oluyor. Yani arkadaşlar mesai yapıyorlar. Gece gündüz çalışıyoruz Ramazan'da kadayıf dolmasını kavuşturabilmek için. Zor bir tatlı mı? Öncelikle onu sorayım. İşçilik isteyen bir tatlı. Yani her aşamasında işçilik var. Fabrikasyon değil. Dökümünden tutun. İşte her aşaması tabii ki işçilik istiyor. Yani öyle hemen oturdum, sardım, yaptım değil. Hemen peki, bir iki sene. Yani evet, burada sarabilmesi için, arkadaşların usta olması için en az bir 3-5 sene burada emek vermesi lazım. Evet. Malzemelerimiz ne olacak? Hemen onları da bize anlatırsanız. Önce kadayıf. Tel kadayıf. Evet. Elde dökülmüş, katkısız, organik, doğal yani. İşte bizim Tortum yöresine ait ceviz içi. Ya buradan başlıyor. Önce kadayıf dökülüyor. Nem alındıktan sonra kurumadan şöyle oturuyoruz. Biz sabahleyin başları saat 8'de, akşamın 5'ine kadar 10-15 kişi devamlı kadayıf sararız. Tabii mesleğin inceliklerini biz, belki burada sırlarını bizimle paylaşacaksınız ama bilmiyorum buna hakkımız var mı? Şunu soralım. Sarma aşamasında neye dikkat etmemiz lazım? Buranın püf noktası nedir? Sarma aşamasında buna dikkat etmemiz lazım. Şöyle tel tel açmamız lazım ki içerisi pişsin yani. Çok sıkı sarmamamız lazım. Şöyle tutaca cevizi koyduktan sonra şöyle sıkmadan sarmamız lazım. Yani şöyle parmaklarımızın arasında döndürmemiz lazım. Sıkılmadan, evet. Peki, belki hanımlar yaprak sarması sardığı için ya da bu tür muadili yaptıkları için kolaydır ama erkekler için zor mu? Erkekler için de yaparım dedi mi, yapar, zor değil. Yani hiçbir şey zor değil ama tabii önce inanmak. Yani erkeklerden tabii biz şu anda 15-20 kişi çalışıyor. Hepsi erkek. Ha, ev hanımları da yapıyordu ama ya biz bunun şeklini de değiştirdik. Eskiden çok kalın yaparlardı. Yani kadayıf dolması çok kalın olurdu. Biz şeklini, şerbetini de değiştirdik. Yani bir kıvam verdik buna, bir şekil verdik. Hamdolsun tuttu. Yani 20 senedir de biz bu işi yapıyoruz.
Türkiye'nin diyorum her tarafından telefon alıyoruz, her tarafına internet üzerinden kadayıf dolması yolluyoruz. Tamam, şimdi dedin ki inanan bunu yapar. Ben de inanıyorum. Öyle görüyorum. Bana da yardımcı olursanız ben de bir şansımı deneyeyim. Ben mikrofonumu size vereyim. Ben önce şöyle bir tamam. Iki tane bir tane daha gösterin. Yine de sağlam olsun. Evet. Şöyle tel tel kadayıfı açıyoruz. Yani şu kadayıf şöyle gelir. Şöyle top gelir. Biraz şeydir. Şöyle çitileyerek bunu şöyle şey yaptın mı? Tel tel haline gelecek. Ceviz içini içine bırakıp şöyle zaten bir tane bak şöyle bir tane aldın mı üstüne sol elden sağ ele aldın mı kadayıf dolması oluyor. Şöyle bir iki üç tane sıkmadan sarıp bırakıyoruz. Evet. Ben tutayım. Siz çok güzel yaptınız. Umarım biz de aynı güzelliği gösteririz, devam ettiririz. Ama istiyorsan tabii. Tamam şöyle tamam. Alalım. Şunu aldık diyelim. Koyduk evet. Şöyle elimize. Yok. Yeterli mi ustam? Bakayım. Yok. Evet. Tamam. Birazcık da şöyle içimizi koyduk. Şimdi şunu koyduk. Evet onu alıyorsunuz. Şimdi? Şimdi sol elden sağ ele alıyorsun. Yani sen sağ, işte, yanlış tut. Şöyle diyelim. Evet. Şöyle yavaş yavaş bunu sarmamız gerekiyor. Evet. Ya yani ilk aşamada başarılı diyelim. Yani şöyle yanına koyalım. Yani nasıl oldu usta? Vallahi işte biraz çalışman lazım. 200 sene çalışman lazım ki yani hepsi... Gelecek vaat ediyor muyum peki bu anlamda? Vallahi şu anda böyle bir iki tane el olmaz da artık bir iki denemeden sonra bakacağız. Peki ben şunu sorayım. Özellikle Erzurumluların sofrasında Ramazan'da evet, olması olmazı. Yani bunsuz sofraya oturmuyorlar. Yani oruç tutan herkes, yani o eğer adam oruç tutuyorsa mutlaka yani parayla alakası yok. Erzurumluysa mutlaka kadayıf dolma sofrasında olacak. Yani olmazsa olmaz, sanki orucu olmaz. Yani kadayıf sermesi de yapıyorlar ama kadayıf dolması mutlaka olacak. Yani Ramazansa kadayıf dolması zengin, fakir fark etmez herkesin sofrasında olacak. Herkes sofrasında bu tatlıya yer açacak. Tabii tabii. Peki o zaman bir sonraki aşamaya yavaş yavaş geçelim mi ustam? Ne olacak şimdi bir sonraki aşamamızda? Bir sonraki aşamada yumurtaya batıracağız. Evet şöyle oraya doğru yavaş yavaş gelelim. Burada yumurtaya batırıp batırıyoruz. Ondan sonra ayçiçek yağının içine atıp pişirdikten sonra da şekerden kaynamış şerbetin içine atacağız. Peki burada yoğunluğu yumurtayla kadayıfın nasıl olmalı? Onun da bir kıvamı var. Yani yumurtayı tam kıvamında çalmak lazım ki buraya geldiği zaman yumurta kokmasın. Tabii yani çok eğer az çalarsan yumurtayı tamamen alırsa yumurta kokar hepsi. Bir sonraki aşamada hemen yani yumurta bulamacı yaptıktan sonra direkt yağ, kızgın evet, yağ atıyoruz. Biraz orada süzdürüyoruz tepside. Süzüldükten sonra direkt yağla buluşturuyoruz. Kızarttıktan sonra şerbetin içine atıyoruz. Peki muhakkak ki kızartmak da bir maharet istiyordur. Tabii. Buradaki aşamada ne yapılması hayır, lazım? Bunun da bir kıvamı var. Yani çok ağırlı olmayacak. Çok da düşük olmayacak. Yani şöyle attığın zaman cız edecek yağın içinde. Yani zaten görünüyor burada. Normal bir ateşte kendi halinde kızaracak. Kızardıktan sonra süzüp şerbetin içine atacağız. Peki bu aşama takriben ne kadar sürecek? Bu ilk atışta 5-6 dakika sürüyor. Ondan sonraki biraz daha serileşiyor. Bir de tabii biraz da özelliklerinden bahsedelim. Kadayıf dolması nasıl bir tatlıdır? Hafif midir? Yani bunun beğenilmesindeki sırlardan bahsedelim. Efendim kadayıf dolması yani hafif mi derken işte içinde ceviz var, kadayıfın yağ var, yumurta var, şerbeti var. Ağır bir tatlı görünüyor. Ama insanlar yerken hafif olduğunu söylüyorlar. Çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Yani çok da ağır olmadığını genelde bayanlar diyor ki işte bu çok ağır bir tatlı, bu kilo aldırır falan. Ama bir tane yediler mi tadına baktılar mı
iki tane, üç tane yiyorlar ve şimdiye kadar da yani böyle kadayıftan şikayet edeni, yani kilo alıyor diyeni ben gördüm. Şimdi bu aşamayı da bitirdikten sonra şerbetle mi buluşturacağız? Evet, evet, şerbetle buluşturacağız. Burada kızardıktan sonra şerbet atacağız. 3 dakikada orada bekleyecek. Çıkartıp ondan sonra servise hazır. Bir hale getireceğiz. Evet, peki diyelim ki bunu sofraya koymadan ne kadar önce yapmamız lazım? Örneğin mesela önceden yapıp buzdolabından bekletmeliyiz ya da nasıl bir yöntem uygulamalıyız bu anlamda? Çiğ kadayıfı mesela difrise koyarsın, dolaba koyarsın. 2-3 ay da bekler. Yani evlerde genelde şey yapıyorlar. Alıp dolaba koyuyorlar. 5 kişi mi var? 5 kişi hemen 10 tane kadayıfı çıkartıp sıcak sarıp kızartıp şerbete atıp sıcak sıcak yiyorlar. Ama tabii biz imalat yapıyoruz. Biz 2000 tane, 3000 tane, 5000 tane yapıp paket satıyoruz. Biz soğuk satmamız lazım. Yani sıcak sardığımız zaman hamur oluyor. Evlerde genelde böyle iftara 2-3 dakika kala kızartıp böyle sıcak sıcak kokusuyla birlikte iftarlarını açıyorlar. Evet, ilk kadayıfımızı da şimdi şerbetle buluşturuyoruz. Ben şimdi çalışan arkadaşlarıma da şöyle hemen bir yaklaşıp onlardan da görüşlerini almak istiyorum. Evet, nasıl kadayıf dolması yapmak, sarmak burada? Evet, yani ustamızın da dediği gibi bir 2-3 senemizi vermemiz gerekiyor. 2-3 seneden sonra da işte yavaş yavaş önce sarmayı sonra kızartmaya geçerek bu mesleği yaparız. Peki nasıl, mesela diyelim ki burada günde kaç tane kadayıf sarıyorsunuz, kaç tane kızartıyorsunuz? Tabii bu işin de diğer işler gibi tecrübe aşaması var. Her yıl bir geçtikçe, tecrübelendikçe fazla kapasiteyi artırıyorsunuz. Şu anda mesela şimdi şerbeti atmadan önce bakıyorum. Burada da yine yağ atıyoruz. Evet. Yağ kızdıktan sonra kadayıfı yağla buluşturuyoruz. Evet. Şimdi tabii yayın süremizde bunu yetiştiremedik ama hemen bakın yan tarafta biz kızarmış hazır olan tatlılarımızı görüyorsunuz. Şerbetle de buluşmuşlar. Şimdi hemen kısaca şöyle tarifi de hatırlatalım. Öncelikle tel kadayıf içerisine ceviz koyarak sardık. Ardından bunları yumurtayla bulamaç haline getirip belli kıvamda, bu çok önemli. Ardından da kızmış yağ atarak birkaç dakika içerisinde çevirerek bunları kızarttık ve en son aşamasında da şerbetle buluşturarak, ki şerbet de önemli. Ardından artık soframızda kadayıf içinde yer açmış olacağız. Bu şekilde izleyicilerimize de tavsiye ederiz. Kesinlikle sofralarında, onlar da özellikle Ramazan ayında bu tatlı için sofralarında yer açsınlar. Ustalarımıza da selamlar, kolaylıklar diliyoruz. Bu saatten itibaren çalışmaya başlamışlar iftar için belli ki. Ve Erzurumlulara selamlarımızı iletiyoruz. Evet sevgili izleyenler, kıvam çok önemli.